Genel izleyici. Merhaba sayın seyirciler. İş dünyasında sektörler değişse de gündemler birbirine benziyor. Tedarik zinciri problemleri, yetişmiş iş gücüne erişim, daha güçlü satış ekipleri, iyi tasarlanmış müşteri ve tedarikçi deneyimleri. Her sektörde iş yapış biçimleri yeni döneme uyum sağlamaya çalışırken tüm bu saydığım başlıkların kesişiminde dijital dönüşüm yer alıyor. Şirketler dijital teknolojilerin gücüyle akıllı işletmeler haline gelmeyi amaçlarken tüm iş süreçleri teknolojinin desteğiyle yeniden ele alınıyor ve her dönüşüm hamlesi verimliliği, sürdürülebilir karlılığı, çevikliği ve dayanıklılığı hedefliyor. SAP'nin 20. yılı kapsamında NTV ekranlarında kendi sektörlerinin öncü şirketleri ve onları akıllı işletmelere dönüştüren teknoloji partnerlerini ağırlamaya devam ediyor. İş dünyasının dijital dönüşüm gündemini konuşmayı sürdüreceğiz bu haftada. Bugün de çok değerli iki konuğum var NTV stüdyolarında. SAP Gold Partneri BTC'nin satış yöneticisi Selahattin Güldeş ve Asaş Alüminyum Genel Müdürü Derya Hatipoğlu bizlerle birlikte. Her iki konuğumuza da hoş geldiniz diyerek başlamak isterim. Tabii konu malum dijital dönüşüm, hem Türkiye'de hem de dünyada. Sizin Selahattin Bey, yürüttüğünüz projeler tabii çalışan deneyimi, müşteri deneyimi ve kurumsal kaynak planlama üzerine odaklandığında görüyoruz ki bulut teknolojileri odağında yürütülen bir dijital dönüşüm projeleri var ve burada BTC'nin nasıl bir rol üstlendiğini merak ediyoruz. Bununla başlayalım isterseniz. Tabii. Öncelikle çok teşekkürler bizi bu yayına davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. SAP'nin 20. yılında burada Asaş'la birlikte olmak bizim için gerçekten mutluluk verici bir konu. Dijital dönüşüme geldiğimiz zaman ise dijital dönüşüm bildiğiniz gibi son yıllarda hepimizin ajandalarında üst sıralarda yer alıyor. Özellikle hedeflerine ulaşmak isteyen firmaların ve firmaların yöneticilerinin yolu dijital dönüşümden geçiyor. Dijital dönüşümde bu yolculuk esnasında da bu yöneticilerin ve firmaların yolculuğuna eşlik eden en önemli yol arkadaşı aslında bulut teknolojileri. Bulut teknolojilerinin şöyle bir artısı var aslında baktığınızda. Hedeflerinize ulaşmak istediğinizde, hayata geçirmek istediğiniz stratejilerinizde, yeni iş modellerinizde sizlerin artık aslında geleneksel sistemlerle ya da sunucu bağımlı sistemlerle bu dönüşümü yakalayabilmeniz neredeyse imkansız. Çünkü çözüm bulmanız gereken çok fazla konu var, çok fazla denklem var. Bunlardan en önemlisi doğru bir altyapının, server'ın, donanımın tedarik edilmesi. Donanım tedarik edildikten sonra uygun bir yedekleme altyapısının kurulması. Akabinde çağımızın en büyük problemleri olan güvenlik prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesi. Uygun yazılımın bulunması gibi birçok konu var ve bu yazılımların da güncel tutulması aslında sürdürülebilir bir işletme olma yolunda hepimizin en önemli çıktıları oluyor. Ne kadar bir süreçten bahsediyoruz? Ne zaman başladı ve mutlaka ki pandemiyle birlikte daha da gelişme evet. gösterdi bu süreç ama nasıl bir süreçten bahsediyoruz? Ne kadarlık? Aslında şöyle, eğer siz bir bulut teknolojiyle bu işleri yapmaya başlarsanız biz haftalar mertebesinde projeleri canlı kullanıma alabiliyoruz. Bugün detaylarına gireceğimiz aslında Asaş projesi de haftalar mertebesinde pandeminin içerisinde yapılan bir proje. Ama geleneksel sistemlerle bu projeleri canlı kullanıma alalım dediğimizde minimum 18 ile 20 ay arasında değişen proje zamanlarından bahsediyoruz. Biz bundan 7-8 yıl önce müşterilerimizle bu projeleri başlatmak için konuştuğumuzda proje sürelerimiz minimumda 1 yılla 2 yıl arasında değişiklik gösteriyordu. Ama bulut teknolojilerle birlikte artık aslında buradaki süre yıllardan haftalara inmiş durumda. Peki üstlendiği bu rol sadece Türkiye ile mi sınırlı yoksa dünya çapında da bir danışmanlık hizmetinden mi bahsediyoruz? Şöyle, BTC global bir danışmanlık organizasyonu, Alman menşeli bir şirket. Merkezi Almanya'da. Almanya ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin,
Avrupa'da İsviçre, Fransa, Türkiye ve Polonya'da BTC'nin danışmanlık ekipleri bulunuyor. Böyle çok uluslu bir organizasyonda bulunduğunuz için de biz aslında dünyadaki bütün global teknoloji trendlerini Türkiye'deki sektörel uzmanlıklarımızı da birleştirerek müşterilerimize uygun teknoloji seçiminde rehberlik ediyoruz. Sonrasında bu rehberlikten sonra seçilen yazılımı yine BTC'nin uzman ekipleriyle, danışmanlık ekipleriyle birlikte SAP teknolojileriyle hayata geçirip sonrasında da desteğini vermeye devam ettiğimiz bir yapı var. Yani aslında bir işbirliği olacak. Aynen öyle. Belki de doğru bir yolculuk bu işbirliğindeki. Aynen öyle. Biz o yolculukta bütün rehberlik hizmetlerimizi ve danışmanlık hizmetlerimizi müşterilerimizin en uygun gördüğü çözümlerle birleştirip onlara bu yolculukta eşlik ediyoruz. O zaman müşteri odaklı diyebiliyor muyuz? Aynen öyle. Aynen öyle. Peki. Derya Bey, tabii ASAŞ'ın akıllı bir işletme olma yolculuğu da var. Biz bu yolculuğu merak ediyoruz. Nasıl başladı, süreç nasıl ilerledi? Hem bir genel değerlendirme ile neler söylersiniz? Ben de öncelikle çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz ve ASAŞ'ı tanıtma fırsatı bulduğum için. Ben şimdi bu akıllı işletme yolculuğunu anlatmak için öncelikle ASAŞ'ın nasıl bir firma olduğunu, nelerden geçtiğini, nasıl bir yapısı olduğunu anlatmak isterim. Hem sizler hem izleyicilerimiz daha iyi anlasın diye. ASAŞ 1990 yılında kurulan bir aile şirketi. Aslında tek şirket içerisinde 5 tane farklı işi var. Bunlardan bir tanesi alüminyum profil işi, diğeri yassı işi, diğeri kompozit panel işi, diğeri PVC işi ve panjur işi. Dolayısıyla aslında tek bir işletmenin içerisinde 5 tane farklı iş yapma biçimi, 5 tane farklı müşteri kurgusu yer alıyor. ASAŞ çok hızlı büyüyen bir şirket. Son 15 yılda reel bazda %10 büyüyen bir şirket. ISO'nun en büyük sanayi kuruluşları içerisinde yapmış olduğu ankette 2020 senesinde 63. sırada yer alan bir şirket. 3000'den fazla çalışanı var. 300 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyoruz. Tüm bunları anlatmamın sebebi aslında Selahattin Bey'in de söylemiş olduğu kompleksliği kucaklamak, basitleştirmek için dijital değişimin, dönüşümün ve akıllı işletmenin şart olması. Aslında bizim akıllı işletme yolculuğumuzun temel stratejisi 3 alan üzerine kuruldu, 3 sütun üzerine kuruldu. Bunlardan bir tanesi sürdürülebilirlik. İkincisi verimlilik, üçüncüsü ise müşteri memnuniyeti, koşulsuz müşteri memnuniyeti. Özellikle sürdürülebilirliğe baktığımız zaman özellikle aile işletmelerinin üçüncü kuşaklara devrinde çok büyük sıkıntılar görüyoruz. İkinci kuşak bir şekilde devam ediyor ama üçüncü kuşağa devir kabaca %5'ler seviyesinde dünyada başarı oranı. Yani üçüncü kuşaklara geçildiği zaman şirketler bir şekilde bu devri tamamlayamıyorlar. Eğer siz dijital bir altyapı kurmaz iseniz ve hakikaten şirketlerin iş yapma biçimleri karmaşık ve kendilerine özgü halde olursa bu değişim dönüşüm yönetilemiyor. Onun için dijital dönüşüm ve basitleştirme, süreçlerin basitleştirilmesi sürdürülebilirlik için olmazsa olmaz. Diğer konu verimlilik. Verimlilikte biz hakikaten anlık veri elde etmek, bu veriyi bilgiye dönüştürmenin bugünkü günümüzde çok çevik işletmeler için şart olduğunu düşünüyoruz. Aksi takdirde karar alma hızlarımız, çevik organizasyonlar olma ihtimalimiz ortadan kalkıyor. En önemlisi Selahattin Beylerle de yapmış olduğumuz aslında projenin amacı aslında koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak. Tüm bunlar eğer koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamıyor ise aslında birazcık lafı güzaftan ibaret olmuş oluyor. Peki teknoloji burada nasıl bir görev üstleniyor? Teknoloji burada şöyle bir görev üstleniyor. Teknoloji aslında bizim bu anlatmış olduğumuz işleri yapmamıza imkan sağlıyor. Şöyle bizim aslında ilk başta bahsetmiş olduğum iş dönüşümü projesi Selahattin Beyler'den önce yapmış olduğumuz yine SAP ile yapmış olduğumuz projede yapmış olduğumuz şey aslında anlık verileri alabilme imkanını sağlıyor. Biz bu anlık verileri alabilmek için aslında çok büyük bir dönüşüm projesi yaptık yine SAP ile. SAP'nin HANA platformuna geçerken aslında fiziki bir dönüşüm de gerçekleştirdik. Tüm makinalarımızı fiber veya CAT kablolarıyla
bir şekilde merkeze bağladık. Bu kabaca 80 kilometrelik bir kablo döşedik fabrikanın içerisinde, 300 bin metrekare içerisinde. Onun üzerine bizim tüm bu profilleri üretim içerisinde hareket ettiğimiz sepetlerimiz var. Sepetler derken alışveriş sepeti gibi değil, kocaman demir sepetler. 1'e 6, 1,5 boyutlarında 500 kiloluk sepetler. Bunların hepsi taglendi. İnsanlara barkod okuyucular dağıtıldı. Dolayısıyla teknoloji bize o fabrikanın içerisinde anlık olarak hangi sepetin içerisinde ne var, hangi sepet nereye gidiyor, üretimin hangi aşamasında gibi bilgileri veriyor. Eğer dijital dönüşüm veya teknoloji olmasaydı bu bilgileri oradan almak çok daha uzun ve zahmetli işler halinde geliyordu. Zaman kaybı. Şimdi aslında çağımızda biliyorsunuz hepimiz her şeyi o anda istiyoruz. Telefon açtığımız zaman o anda cevap almak istiyoruz. Sevkiyat, müşterilerimiz sevkiyatı o an istiyor. Şimdi bu o an konusunu aslında real time'da ancak dijital araçları kullanarak cevap verebiliyoruz. Bunun ötesinde aslında bahsetmiş olduğum projenin neticesinde bizim geçmişte yapamadığımız, örnek olarak söylüyorum, bizim alüminyum fiyatlanması Londra Metal Borsası'nda dolar cinsinden yapılıyor. Yapmış olduğumuz dönüşümle aslında tüm finansal süreçlerimizi yabancı para cinsinden de takip etme imkanımızı bulduk. Çünkü Türk lirasının döviz karşısında eridiği veya çok volatil olduğu dönemlerde mali tablolar çok anlam ifade etmeyebiliyor. Yine bu da aslında bizi anlık veriye, doğru veriye, doğru zamanda ulaşmanın ve doğru kararlar almanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir süreç oldu. Dolayısıyla aslında bu teknolojinin olmazsa olmazı, dediğim gibi bir altyapıyı oluşturmak, ondan sonra da verileri alabilmek ve daha sonra da koşulsuz müşteri memnuniyetini getirecek projeleri yapmak. Evet, tabii müşteri memnuniyeti, her ikinizden de aslında aynı şeyleri duyuyorum ama bir proje var. Bu projeden de bahsetmek isterim. ASAŞ CXOL projesinde nasıl bir yol izledi? Tabii bununla birlikte SAP'nin hangi çözümleri kullanıldı? Tüm bu projelerin uygulanması ne kadar bir süreçte aldı? Kaç kişilik bir ekiple bu yolculuğa çıkıldı? Bunu da merak ediyoruz. Tabii dilerseniz ben cevap vereyim bu Buyurun, konuya. Buyurun lütfen. ASAŞ bu konuda bir ilgi gerçekleştirdi aslında Türkiye'de. SAP'nin müşteri bulutu anlamında 4 tane çok önemli çözümü var. Bu 4 çözümü de Türkiye'de uygulayan ilk firmalardan birisi ASAŞ. Bununla birlikte bu projenin aslında öne çıkmasının sebebi pandemi döneminde satış ekiplerinin müşterilerini ziyaret etmekte zorlandığı ve satış yapması gereken bir dönemdi. Pandemiyle birlikte aslında ortaya çıkan bir proje oldu CXOL projesi. Pandemi günümüz hayatımıza çok hızlı bir şekilde girdi ve projenin de aslında çok hızlı bir şekilde hayata geçmesi gerekiyordu. Bunun için aslında bulut teknolojiler seçildi CXOL projesinde. Yaklaşık BTC ve ASAŞ ekibi olarak 200 kişilik bir ekiple projeyi yaklaşık 12 haftalık bir zaman diliminde canlı kullanıma bütün planlanan çıktılarla birlikte canlı kullanıma aldık. Şubat 2021'de başladığımız projeye yanlış hatırlamıyorsam bir Haziran gibi canlı kullanımda startını vermiş olduk. Evet, peki tabii Derya Bey, hemen size de aynı konuyu sorayım. Projenin öne çıkanları, sağladığı somut faydaları nedir? Bunu da izleyicilerimizle paylaşmak isteriz. Tabii. Şimdi Selahattin Bey'in de söylemiş olduğu gibi aslında bizim kendi yapımızın yarattığı bir takım sorunlarımız vardı. Bahsettiğim gibi ASAŞ'ın içerisinde 5 tane farklı iş birimi var ve bu farklı iş birimlerinin farklı iş yapma modelleri var. Bize bu CXOL müşterisi projesi, yani CX müşteri deneyiminin mükemmelleştirilmesi projesi diyeyim Türkçeleştirilmiş olarak, aslında tüm iş birimlerinin benzer araçları kullanarak müşteri toplantılarını, notlarını, tekliflerini aynı altyapı içerisinde kaydetmelerini sağladı. Böylece dışarıdan bakan birisi aslında farklı iş disiplinlerinin aynı müşteriye yapmış olduğu işlemleri tek bir çatı altında görebilme imkanı sağladı. Şimdi özellikle bu pandeminin de getirmiş olduğu, İngilizcesi Great Resignation, Türkçesi büyük istifa dalgasıyla birlikte aslında herkes çok büyük
dönüşümlerle karşılaşıyor. İnsanlar işlerini değiştiriyorlar. Çok çok farklı kararlar alarak kariyerlerinin dışında farklı rotalara gidiyorlar veya şirketlerini değiştiriyorlar. Bu durum aslında şirketlerin sürdürülebilirliğini çok etkiliyor. Örnek olarak bir satış temsilcisi müşterisine gidiyor, müşterisiyle e-mailleşiyor. Bunların hepsi aslında bir ortamda ama merkezi bulutta bir ortamda değil. Belki kendi laptopunda kayıtlı. Bunların her ne kadar arşivleri, backupları alınsa da o müşteri temsilcisi ayrılıp yerine yeni birisi geldiği zaman o bilgilere erişmek inanın çok zahmetli bir iş. Aslında bulutta her türlü işlem kaydedildiği zaman bizim burada yapmış olduğumuz toplantının notlarını kaydetsek, bir sonraki toplantımızı kaydetsek, bir sonraki arkadaşımız çok rahatlıkla gelip bu müşteriye ne teklif verdiğimizi, neler konuştuğumuzu, ne tür planlarımızın olduğunu görebiliyor. Eskiden buna muktedir değildik, bunu yapamıyorduk. Onun ötesinde aslında yine SAP'nin Hybris Tool'unun bize sunduğu imkanlarla tek bir ekran altında müşterimizin siparişinden başlayarak kredi limitine, sevkiyatına, alacağına gibi her türlü bilgiye aynı ekrandan ulaşmak, müşterimizin bize sormuş olduğu soruları tek bir tıkla cevap vermek mümkün oldu. Eskiden bu tüm bilgi farklı farklı departmanlarda iken satış temsilcisi ister istemez farklı yerlerde, farklı ekranlarda, farklı kişilerle konuşup müşteriye geri dönmek durumunda kalıyor idi. Aslında CXOL projesi bize, müşterimize zaman ve mekandan bağımsız olarak bir çok hızlı bir şekilde geri dönüş imkanı sağladı. Bizim geçmişte çok büyük sorunlarımızdan bir tanesi de aslında müşterilere özellikle profil sürecinde teklif vermede oldukça uzun süreler geçmesi idi. Şöyle bir örnek vereyim. 2019 senesinde bizim bir teklife cevap verme süremiz, kompleks tekliflerden bahsediyorum, otomotive ve raylı sistemler gibi karışık işlere, bir haftayı bulabiliyordu. Bu CXOL ve diğer entegrasyon projeleri tamamlandıktan sonra 4 güne indi 2020'de. Daha sonra 2021'de 3 güne indi. Hedefimiz bunu 1 güne indirmek. Ayrıca bizim teklif sayımız 2019 senesinde 10 binlerdeyken, yıllık teklif verme sayımız 10 binlerdeyken bu bir sene sonrasında 14 bine, %40'a kadar çıktı ve bu biz artan hacmi ilave bir kaynak ihtiyacı olmaksızın kendi ekibimizle yönetmeyi başarabildik. Dolayısıyla verimlilik anlamında da bize çok büyük katkıları oldu. Verimlilik anlamında yani getirileri oldu. Tabii bununla birlikte gündem de aslında çok sıcak. Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte Mart ayından beri bir ekonomi de dahil olmak üzere bir kriz söz konusu. Bu nasıl etkiledi bu sektörlerinizi? Aslında şöyle, tüm dünyadaki bu dalgalanmalar Türkiye'de de paralellik gösteriyor. Özellikle metal, maden ve enerji gibi evet. sektörlerde ise ham maddenin fiyatındaki değişiklik çok önemli. Çünkü bir anda bütün fiyatlarınız, bütün teklif verme prosedürleriniz değişebilir bir noktaya geliyor aslında. Ve ASAŞ'ın çok büyük satış ekipleri var. Ve tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya dağılmış durumda. Hı hı. Dört, Derya Bey bahsetti, 4 ve 5 üzerinde iş alanı var burada. Tüm buradaki yönetilebilir altyapıyı sağlamak, sahadan bütün verilere anlık olarak ulaşabilmek ancak cloud teknolojilerle, bulut teknolojilerle yönetilebilir bir hal alıyor. Bununla birlikte bir satış ekibinin sahada anlık olarak değişen bir emtia fiyatının teklifini verebilmesi çok önemliydi biz projeye başladığımızda. Projenin en önemli çıktılarından birisi de buydu. Bunu rahatlıkla yönetebilir duruma geldik ASAŞ ekipleriyle birlikte. Evet, size de aynı soruyu sormak istiyorum. Tabii fiyatlandırma stratejilerini belirleme konusunda teknolojinin hangi nimetlerinden faydalandınız evet. bu süreçte? Yine bir perspektif vermek açısıyla izleyicilerimize şöyle, şu anda alüminyum fiyatları $2,750 civarında. Bundan 3 ay kadar önce bu 4.000'lere kadar çıkmış idi. Ondan 6 ay önce de yine bu seviyelerdi. Dolayısıyla inanılmaz bir volatiliteyle karşı karşıya aslında sektör. Hem fiyatlamada müşterimize doğru hem de içeride maliyetlendirme amacıyla. Burada bizim hem CXOL'un hem Digital'un bize sağladığı şey şu oldu. Tüm departmanları, tüm bu şirketi eş zamanlı olarak konular hakkında bilgilendiriyoruz. Ve bilgilendirme imkanımız oluyor. Şöyle ki, dediğim biraz önce bahsetmiş olduğum tek ekranda
her türlü bilgiye erişebilmek ve herkesin aynı bilgiye erişebilmesi aslında şirketin tek bir varlık olarak hareket etmesini sağlayabiliyor. Geçmiş günlerde eğer verilere anlık ulaşamıyorsanız veya bilgiler arasında bir asimetri varsa departmanlar arasındaki eş güdüm ortadan kayboluyor. Bu durumda da satış başka bir yola giderken üretim veya tedarik zinciri farklı bir yola gidebiliyor. Öncelikler farklı olabiliyor. Dolayısıyla bizim bu tür bulut teknolojilerinin veya dijitalleşmenin, akıllı işletmelerin en büyük faydasını bir eş güdüm içerisinde ve çevik bir şekilde hareket edebilme olduğunu görüyoruz. Bu volatilite aynı zamanda bizim 2018-19'dan itibaren yapmış olduğumuz yatırımların ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Ve bahsetmiş olduğum aslında bu büyük istifa dalgasının yaratabileceği potansiyel sorunları hakikaten çok hafife almamak gerektiğini düşünüyorum. Ve dijitalleşmenin, akıllı işletmelerin bunun önünde hakikaten bir pansuman, bir tedavi olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar ülkemizde işsizlik sorunu olsa da kalifiye, gerçekten alanında uzman, özellikle Selahattin Bey'in alanında, IT alanında insanları bulmak çok zor. Süreçleri bilen insanları bulmak çok zor. Dolayısıyla eğer akan, hakikaten kusursuz şekilde tasarlanmış bir prosesiniz var ise buralara insanları almak, yetiştirmek çok daha kolay oluyor. Peki. Sizden de son cümlelerinizi alayım. Süremin de sonuna geliyorum çünkü Selahattin Bey. Buyurun. Ben şunu eklemek isterim lütfen. Burada. Özellikle Türkiye'de metal, maden, enerji, inşaat, birçok sektörde gerçekleştirdiğimiz birçok proje var bizim. Hı hı. Bu projelerin temelinde yaklaştığımız nokta, sağladığımız çıktı, sahada oluşan verilerin gerçek zamanlı olarak bulut teknolojileri üzerinden firmanın icra kurulundan yönetim kuruluna ve firmadaki karar alıcı bütün arkadaşların, bütün çalışma ekiplerinin verilere anlık olarak ulaşılabilme kapasitelerini arttırıyoruz. Ve çalışan deneyimi alanında da gerçekleştirilen projeler bu dönemde gerçekten çok kıymetli. Çünkü en önemli kaynağımız insan. İnsana ne kadar dokunabiliyorsak o kadar da verimli bir teknolojiyi, verimli bir şirketi bir noktaya getirebiliyoruz diye söyleyebilirim. Peki, çok teşekkür ediyorum her iki konuğuma da verdiğiniz bilgilerden dolayı. NTV ekranlarında sektörün liderlerini ağırlamaya devam ediyoruz efendim. Bugün yine çok değerli iki konuğumuz vardı. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.